Amerika'da enflasyon aylardır ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri ve bir süre daha öyle olmaya devam edecek. Yüzde 8,3 olarak açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamı Temmuz ayı rakamından biraz azalma gösterse de düşüş beklenenden az oldu. Piyasalar rakama ilk anda sert tepki gösterdi. Neden böyle oldu? Yanıtı basit. Enflasyon. Piyasa 8,1 bekliyordu. Enflasyon piyasaların beklediğinden daha kalıcı görünüyor. Konut fiyatları bir yıl öncesine göre %6,2 arttı. Konut, tüketici harcamalarının %41'ine eşit ve enflasyonu %2'ye düşürmek istiyorsanız, konut fiyatları bu şekildeyken neredeyse imkansız. Piyasada Merkez Bankası'nın ekonomiyi soğutmak için faiz politikasına devam edeceğini anladı. Bu da şirketler için daha az satış, daha düşük kar demek. Josh Boak'ın sözünü ettiği Merkez Bankası kararı çarşamba açıklanacak. Ağustos ayı enflasyon rakamı ile birlikte faiz artışının 75 değil 100 puan olabileceğini belirtenler var. Çünkü FED 2022'nin başından bu yana 4 faiz artışı yaptı ve Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadele konusunda agresif olacaklarının mesajını katıldığı hemen her etkinlikte dile getiriyor. Bana göre doğrudan yapmakta olduğumuz gibi güçlü hareket etmeli ve buna iş bitinceye kadar kamuoyunun enflasyonun standart hale geldiği düşüncesine kapılmaması için devam etmeliyiz. Yakıt fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde düşmesi, önceden Ağustos ayı enflasyon rakamına yönelik iyimser tahminleri arttırmış olsa da, Kira, sağlık harcamaları, araba, gıda gibi önemli kalemlerdeki artış trendinin devam etmesi imser beklentileri boşa çıkardı. Amerikalıların çoğu da enflasyonun etkilerini yaşamlarında yakından hissediyor. En fazla artış kirada. Daha düşük fiyatlar söz konusuydu ama şimdilerde %20 arttı. Gıda fiyatları yükseliyor. Patatesin fiyatındaki etkisini görüyorum. Elektrik de yükseliyor. Birkaç ay önce dişçiye gittim ve 150 dolar ödedim. Daha önce 50, 55, en fazla 70 öderdim. Yemek yediğimizde ertesi günkü akşam yemeğini düşünür hale geldik. Karamsar olmak istemiyorum ama durum ben ve herkes için daha zor olmaya başladı. Yakıt fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde düşmesi de Amerikalıları rahatlatmışa benzemiyor. Fiyatlar düştü ama düşüş iki yıl öncesi gibi değil. Yani hala çok yüksek. Ama madalyonun bir başka yüzü de var. Fiyatlar artıyor ama maaşlar da artıyor. Ağustos ayında maaşlar geçen yıla göre ortalama %6,7 arttı. Bu yaklaşık 40 yıldaki en büyük artış. İş gücü piyasası ülkede hala çok güçlü. Temmuz ayı sonunda işsiz her bir kişi için iki iş imkanı açıldı. İnsanlar iş değiştirmeye, ev arkadaşlığından ayrılıp tek başlarına kiralık eve çıkmaya devam ediyor. Araç fiyatları artsa da, restoranda yemek geçen yıla kıyasla %8 pahalansa da hala araba satın alanların sayısı fazla ve hala restoranlar dolu. Talebe dayalı enflasyondan da bahsediliyor. Yani ekonomik büyümenin yüzde %70'ini temsil eden tüketiciler harcamaya devam ediyor. Daha fazla ödemek istemeseler de bir de salgın döneminin olumsuz etkileri hafifliyor tedarik zincirinde yaşanan problemlerin önemli ölçüde azalmasıyla enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyordu ama öyle olmadı. Makro perspektiften ekonomist Laura Rosner Weburt'un nakliye maliyetlerinin düştüğüne, tedarik zinciri sorununun azaldığına, üretimin arttığına dikkat çekiyor ama şirketlerin hala söz konusu ürünlerin fiyatlarını arttırmaya devam ettiğini kaydediyor ve bunu sorunlu olarak niteliyor. Bazı ekonomistler de şirketlerin daha çok ödemek isteyen tüketicilerden istediklerini aldığı düşüncesinde. Yatırım Bankası Jeffries'te baş ekonomist Aneta Markowska, görünen o ki perakendeciler fiyatları yapmak zorunda olduklarından dolayı değil, yapabildikleri için yükseltiyor diyor ve ekliyor. Tüketici talebi hala çok yüksek. İşte bu nedenle Merkez Bankası FED tüketici talebinin de hala yüksek olduğunu hesaba katarak muhtemelen beklendiği gibi yeni haftada yine faiz artışına gidecek. 75 puan mı 100 puan mı olacak ya da bir sürpriz mi geliyor? Onu dünya kamuoyu çarşamba günü görecek. Ama faiz artışı beklendiği gibi gerçekleşirse bu da resesyon tartışmalarını bir kez daha elevlendirecek. Kongre seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Powell'ın alacağı kararlar ve enflasyonun seyri demokratların kongredeki kaderini belirleyeceğe benziyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.